Hocam günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Aa, beni mi bekliyorsunuz böyle? Evet hocam, sizi bekliyorduk. Yarınki konferans için robotika. Şekerim, şekerim. Kısa kes biliyorum ben de konferansın içeriğini herhalde. Hocam, Cemal Tekinoğlu'nun ameliyatına değer vermeye karar verdik. Niye? Tek bir bakış açısı olmasın diye. Ha. Anladım, anladım. Size benzemek istemiyorum diyorsun yani. Öyle mi Ulas? Hı? Yok hocam, ben öyle bir şey demek istemem. Yok yok, benzemek zorunda değilsin tabii canım ama herhangi bir şeye benzemek zorundasın değil mi? Şekerim, ha? Günaydın. Günaydın. Onun için örnek aldığın hekimleri tahlil etmeni öneririm, tamam mı? Seren geri sende, kontrol sende. 5 dakika sonra konferans salonunda buluşalım. Tamam hocam, tamam. Geçmiyor ki az biraz şekerimden laf yemiş. Haydi yine kokosu, haydi. Haydi herkes konferans salonunda, haydi. Marş marş. Takılma. Benim babam da lisede müdürdü. Zordur pederle aynı yerde olmak, bilirim. Ya sen de böyle susup kalıyor muydun karşısında? Yok. Evden çok disiplin kurulunda karşılaşıyorduk. Biliyor musun Aziz, orası sana çok benzetiyor. Aynı gençliğini hatırlatıyor mu? Ben daha cesurdum. Öyleydi. Yakışıklı yanımda. Bir şey diyeceğim. Ne? Bilerek mi yapıyorsun? Neyi? Bir kokunun beni baştan çıkarttın. Biliyorsun. Aa, ne yapıyorsun oğlum burada? Bak lütfen dikkatli olmamız lazım değil mi? Dikkatimi dağıtmazsan tabii. İşimi çok zorlaştırıyorsun. Sen de benim işimi zorlaştırma. Kolay gelsin değil mi hocam? Size de rengin hocam. Çilek mi? En yakın hastaneye sevk edeceğiz. Yakını mısınız? Yok değilim. Yani vapurda ben doktorum deyince müdahale eder gibi oldum. Dur kızım dur. Şey yanımdaki kızı ama. Anneme de taktılar öyle. İlaç veriyorlar hayatım iyi olsun diye. Bir de doktorum diyor ya. Kadın öldü galiba. Bir doktorum. Ölmüş galiba. Seni şikayet edeceğim seni. Seni şikayet edeceğim. Doktor falan değil bu. O zaman ben geleyim, ben de kız yalnız bu kalmasın. Hastanın ağzı çok zayıf, acele edin. Bekleyin. Cerrahım ben. Anafilaksi olabilir, müdahale etmek lazım. Buyurun hocam, buyurun. Vallahi sağlık gönderdim. Nabız çok düşük hocam. Hanımefendi doktormuş. Okulda ilk müdahaleyi yapmış ama. Harika. Ne yapsınız? Evet. Başını yukarı kaldırdım. Bir de çocuğu teselli ettim. Çok korktu yavrum. İyileşecek değil mi doktor abi? İyileşecek canım. Siz ne yaptınız? 0,5 miligramlık adrenalin uyguladık hocam. Anafilaksi olabilir diye düşündüm. Evet, ben de öyle dedim zaten az önce. Entübasyon gerekir değil mi? Nefes borusu tıkalı birine. Doğru tabii. Geçmişimi iyi unutmuşum ben. Ne gerekir peki? Bir parmak, bir de neşter. Neşter mi? Dur. Antiseptik dur, lütfen. Dur bir şey yapma aşkım. Senin adın neydi bakayım? Ceyda. Ceyda, ne güzel bir isim. Peki annen iyileşince sen annene ne sürpriz yapacaksın? Sürpriz mi? Ha. Pasta. Kocaman bir pasta. Ha? Tamam. Neli pasta yapacaksın? Neşter. Ne ya? Dur, anneni iyileştiriyor doktor abisi değil mi doktor abisi? Hı hı. Neli pasta yapalım mesela? Neyi sever anne? Hastanın nabzı normale dönüyor. Dönüyor, dönüyor. İyileşti, gördün mü? Teşekkürler. Doktor bey, çok teşekkürler. Gördün mü? Gördün mü pasta yapacaksın? Kocaman bir pasta yapacaksın. Bugün iyi ki siz de karşımıza çıktınız. Yoksa vallahi kadını kaybedebilirdik. Bir hayat kurtardınız bugün. Kadın da kendine geldi. Kocası da geldi. Ben de gidebilirim o zaman artık. Yapacak bir şeyim kalmadı. Bir dakika, Siz ne iş yapıyorsunuz? Doktor olduğunuzu söylemişsiniz. Öyle söylemek istemedim aslında. Hanımefendi doktor musunuz değil misiniz? Bakın öyle biyoenerji şifacı falansanız insanları sokakta görüp de müdahale edemezsiniz. Canları söz konusu değil mi? Tabii ki yok, hayır, öyle bir şey değil. Doktorum demek istemedim. Böyle ağzımdan bir anda çıktı.
Tıp mezunuyum ben. Aslında Çapa'dan. Ama yapmıyorum yani 20 yıldır. Ev hanımıyım. Ev hanımlığı yapıyorum. Ama orada vapurda da öyle... Yani öyle görünce ben kayıtsız kalamadım. Özür dilerim. Öyle oldu. Yok, önemli değil. Yani kusura bakmayın, sormak zorundaydım. Tabii ki. Yani bilmek zorundaydım. Elbette. Tabii ki. Tanışmayı unuttuk. Bahar ben. Gözleriniz... Gözleriniz ne kadardı? Evliyim ben. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki... doktorluk çok kutsal bir meslek. Hayat kurtarmaya devam. Bahar Hanım. Karaciğer paneli sonuçlarınız çıktı. Doktor Bey sizi bekliyor ikinci katta. Ha. Şöyle vereyim. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. İsterseniz size tekerlekli sandalyeyle yardımcı olabiliriz. Yok yok yok, ben gayet iyiyim. Gayet tamam. İyiyim. Paltom burada kalabilir tabii, mi? Tabii, tabii ki kalabilir. Doktordan sonra alırsınız. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da buraya sıkıştı. Abla, abla, ablacığım. Sus. Dur, 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 dur. Tamam, 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 geldim. Ay, bir doktor. Su. Al ablacığım, al. İç bakayım suyu. İç. Allah razı olsun yavrum. Olsun, tamam, konuşma. Neden tıkandın? Tıkandın. Demek ki hayat kurtarıyorsunuz. Ha? Ay, Allah Allah. İyisin değil mi teyzeciğim? İyiyim, sağ ol. Tamam. Hayır, doktorluğa böyle gezici kuvvet olarak falan dönmeye karar verdiyseniz yani her türlü desteği yaparım. Yok. Yakınız mı? Ha yok, o burada boğuluyordu. Ben kendim için geldim. Neyiniz var? Valla böyle işte mağazada bayıldım. Gözümü acilde açtım. Evren Hoca'yı görecektim, Evren Yalkın'ı. Harika bir hocadır. Öyle mi? Evren Hoca çok iyidir. Hemen bu soldan ikinci kapı. Şu. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. O zaten gelir birazdan. Teşekkür ederim. Ay Allah'ım, hep boğulanlar mı buluyor beni ya? Evet, iki günde bir en azından. Neyse, bu tatlı tesadüfleri bir ara konuşuruz. Bakalım neyiniz varmış. Karaciğer değerlerinize bakılmış. Evet. ALT, AST, bilirubin. Yavuzoğlu. Bahar Yavuzoğlu, öyle mi? Evet. Ne zamandır var bu şikayetiniz? Yani bir süredir aslında kendimi yorgun hissediyorum. Bir halsizliğim var. Yani nasıl oldu anlamadım. Yani mağazadaydım. İşte gözümü acilde açtım. Ya elleriniz... Biliyorum evlisiniz. Zaten dün kaçmasaydınız gözlerinizin içi fazla sarı. Karaciğerinizde problem olabilir diyecektim. Ay öyle mi diyecektiniz? Evet. Ben isminizi bile öğrenmeden... Böyle kaçar gibi oldum. Kaçmışım, kusura bakmayın. Olsun, önemli değil. Bu lekeler ne kadardır var? Bu lekeler birkaç haftadır var. Bahar Hanım, karaciğer değerlerimiz birazcık yüksek. Yani normalde 40 olması gerekiyor. Evet. Kaç? Benimki kaç? 3000. Birazcıkmış gerçekten. Yani siz de meslektaşım sayılırsınız. Daha açık konuşmam gerekirse karaciğer yetmezliği yaşayabilirsiniz. Bu yüzden acilen tedaviye başlamamız gerekiyor. Nasıl oldu? Yani neden olmuş olabilir sizce? Son zamanlarda herhangi bir ilaç, ne bileyim böyle bitkisel ürün falan kullandınız mı? İlaç mı? Yok. Yani bitkisel ürün olarak karabaşotu, yaban fesleğeni falan? Var. Evet. Annemin aktardan getirdiği bir karışım vardı. Kendimi hassiz hissettiğim için. Ondan yedim birazcık.
Ne kadarcık? 2-3 kavanoz kadar. biraz çıkmış gerçekten. Of, evet. O yapıyor yani onlar. Normalde böyle cahillikler yapmam tabii ama. Yok. Dermezdi. Estağfurullah, yani sonuçta hepimiz hata yapabiliriz, değil mi? Var olanı tetiklemiş olabilir. Tabii. Yani böyle bitkisel ürünlerde kullanım dozu da önemli tabii ki. Yani organlara zarar verebiliyor. Yani nasıl diyeyim? Durumunuzu kontrol altına almazsak. Karaciğer nakli. Gerekebilir. Evet. Ailenizin haberi var mı Bahar Hanım? Yani refakatçi gerekebilir. Çünkü bir an önce yatış işlemlerine başlamamız gerekiyor. Yani aslında ben hastaneye yatmadan önce eşime de bir danışmak isterdim. O da doktor, cerrah. Kongrede şimdi. Paris'te bir kongrede. Tanırsınız belki. Timur Yavuzoğlu. Tanımıyorum maalesef. Babası da doktordu kayınpederim. Profesör Aziz Yavuzoğlu. Ha? Tanıyorum. Maalesef. Yani maalesef kaybedecek vaktimiz yok Bahar Hanım. Ama siz tabii eşinize veya diğer doktor arkadaşlarınıza danışabilirsiniz. Ama bizim sizi bir an önce yatırıp tedaviye başlamamız gerekiyor. Aksi takdirde biliyorsunuz geri dönüşümüz çok zor oluyor. Evet. Yani sizi bir süreliğine burada misafir edeceğiz. Sonrasında da sonra bakarız. Tamam? Tamam, tamam. Kızım buradaymış. Bahar adı. Bahar. Bahar Yavuzoğlu. Anne. Anne. Bahar. Ay Bahar. Tamam. Ne oldu sana? Bir şey yok. Bahar. Niye buradasın? Ay canım, tamam. Canım benim. Bir şey yok, tamam. Bahar Yavuzoğlu. Evet. Odanız şu an temizleniyor. 5-10 dakikaya hazır olur. Tamam. Teşekkürler. Ne odası Bahar? Ha? Niye? Ben montumu alayım. Dışarıda bir hava alalım mı? Tamam. Dur, hava alalım. Bahar, seni niye getirdiler buraya? Bahar. Tamam bak, böyle telaşlı telaşlı. Ama niye oda açıyorlar sana? Tamam, birazcık şey oldu. Neyin var senin? Başım döndü biraz. Başım döndü. Bir şey yok. Gel anneciğim, panik yapma. Canım benim. Bahar gözlü kızım benim. Hiç yüzün gülmedi senin be Bahar. Niye yatırdılar apar topar seni buraya ha? Benden sakladığın bir şey mi var? Hayır anneciğim. Yani karaciğer değerlerini kontrol altında tutmak istiyorlar. O kadar korkacak bir şey yok. Ha iyi. Tabii sen daha iyi bilirsin, doktorsun. Ben doktor değilim anne. Yani 20 yıldır doktorluk yapmıyorsan doktor değilsindir. Olur mu öyle şey canım? İlim unutulur mu? Doktorluk senin kolunda altın bileyizik. Ay anneciğim. Timur ne diyor bu işe? Niye kendi hastanesine yatırmadı sen? Ben istemedim anne. Aa. Ben istemedim. Azuras da şimdi o hastanede. Annenle özel ilgi gösteriyorsun derler. Canı sıkılır çocuğun. Zaten onun haberleri yok. Evde yemek de yok vallahi. Ay yarın Mayıs sınavı var. Ay sen neleri düşünüyorsun ya bu halde? Allah Allah. Onlar senin boyun kadar oldu kızım. Ay anneciğim. Ama yani sen de beni düşünüyorsun. He? Herkes kendi yalnızı mı Gülçiçek Hanım? Haklısın. Canım benim. Canım. Dönüşte şu aktara gideyim de sana şifalı bir şey var mı? Bir sorayım bakayım. Şu bitkisel kırışımları aldığın adam mı? Hı hı. Her derdin dermanı bende diyor hep. Anneciğim bak. Eve gider gitmez o adamdan aldığın ne varsa hepsini çöpe atıyorsun, tamam mı? Aa. Niye ki? Anne kuşum. Canım. Canım. İyi misin? İyiyim. Ha? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Annem, sana kendi ellerimle sütlü tatlı yaptım. Ne yaptın? Tatlı yaptım. Anneciğim, sen yine de çok yeme, tamam? Tamam. Doktor Aziz Uras Yavuzoğlu konuştu. Yapma anne, gözünü seveyim ya. Zaten anneannem her şeyi tıkıştırmış içine şu şantanın. Terlik, pijama ne varsa Ömer abi getirdi. Ben yerleştireyim bir yere bari.
Sen bırak orayı, ben yerleştiririm. Anne. Ben yerleştiririm. Anneciğim hastasın. Tamam, oradaki dolabı yerleştir o zaman hadi. Kurs paranı yatırdım. Sen ne diyorsun? Annem. Sen var ya, sen aslansın, kaplansın, gülsün, çiçeksin. Sana kötü sözler eden dilime acı biberler sürülsün. Bir daha asla sana asla. Anne, test sonucun çıktı mı? Yok, çıkmadı daha. Çıkmadı ama neredeyse çıkacakmış. Doktor ona göre gelecek. Ben babama da ulaşamıyorum. Aradım, aradım. Hı. Sen konuşabildin mi? Bizim hastaneye niye aldırmamışsın? Ben istemedim. Gerçi ben buradaki doktorunu araştırdım. Hı. İyi bir nakil cerrahı. Da babama soramadım işte. Tanıyordur o kesin. Sor. Telefonunu açarsa sorarsın. Ben de aradım, açmıyor. Tamam, adamı darlamayın. İşi başından aşkın. Konferansta. O konferanstan gelsin, zaten en doğrusunu ne yapacağımızı söyler o bize. Tamam mı? Hadi gelin kanatlarımdan. Sana geç bir tarafa. Hadi bakmayın bana, öyle kuş gibi gel. Bu tarafa geç. Geç bir tarafa, koltuğumun altına. Ne olur. Gelin bakayım. Ay. Geldim. Yap sana. Canlarım benim, canlarım. En kısa zamanda eve geleceğim, merak etmeyin. En kısa zamanda geleceğim, sonra sizi böyle gelip gagalayacağım yine. Gagalayacağım. Yani kısacası Bahar Hanım'ın bünyesi ilaçlara cevap vermedi. Bu da demek oluyor ki nakile ihtiyacımız var. Karaciğer nakli için sizlerden donör testi istemiştik. Oğlunuzun kan grubu uymuyor. Kızınız reşit değil. Anne ve kayınvalide yaşları müsait değil. Ay keşke kabul etseniz doktor bey oğlum. Benim için hiç mühim değil. Ama bizim için mühim teyzeciğim, maalesef. Yani bu gibi durumlarda tabii birinci derece yakınlarda uyumlu olan kişileri bulamazsak işte kuzenlere, yaşı müsait olan daha yakın akrabaları falan başvuruyoruz. Yani onlardan tahlil istiyoruz. Tabii kan uyumu öncelikli şartımız. Var. Var. Kuzeni Ömer. Kardeş gibi büyüdüler. Ben onları birlikte büyüttüm. Kan grupları aynı, oradan biliyorum. Yani belki olur o. Tabii belki olur. Yani ama Ömer Bey'e ihtiyacımız kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Timur Bey uyumlu çıktı. Allah'ıma şükürler olsun. Aslan babam be. Ah. Vallahi Timur hocam, kendinize çok iyi bakmışsınız. Maşallah, yani karaciğerde yağlanma yok, kilonuz da ideal. Yani rahat rahat eşiniz Bahar Hanım'a donör olabilirsiniz. Peki benim... Bir dakika. Siz şimdi yani oğlumun ona gelinime yani karaciğerini vermek zorunda olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Zorunda olduğumu söylemiyorum, yani mümkün olduğunu söylüyorum. Olmaz canım, niye yani? Sağlıklı bir insanı neden kesiyorsunuz ki? Benim rahmetli eşim de hekimdi. Merak etmeyin, bizim çevremiz geniştir. Bir donör buluruz biz. Ay daha neler. Ya ameliyatta bir şey olsa çocuklar annesiz babasız mı kalsınlar? Tövbe de Nemre Hanım, ne biçim konuşuyorsun öyle? Böyle falan yok. Hiçbir şey yok. Sakin ol. Sakin falan olamam. Aa, sen kabul etsen de ben karşıyım böyle bir şeye. Bahar'cığım, sen ölüm döşeğinde falan değilsin hayatım. Yani bak, seni başka bir doktora götürürüz hadi. Ya da şöyle yapalım. Beyin ölümü falan gerçekleşiyor yani. Donör olarak onu bekleriz, tamam mı hayatım? Babaanne, sana inanmıyorum ya. Yani ikisi birden kesip annesiz babasız mı kalacaksın? Doktor bey, sen tövbe desene ya bir kere. Siz bir şey söyleyin. Yani başka bir şey. Oğlum konuşsana. Yani böyle kesime yansız verirsin. Fazla kötü olmaz. Ay bir şey yok. Ay başım çatlayacak. Ay yok mu bir serum, merum, ilaç bir şey? Anne sen sabah ilaçlarını almadın mı? Sen gözüme gözükme. Tek bir kelime bile etmedin. Beni yalnız bıraktın orada. Baba. Sayın Kaya Karadeniz. Sayın Kaya... Baba ne olacak şimdi? Ne zaman ameliyata gireceksiniz? Baba annemin tetkiklerine ne zaman başlayacak? Biliyorum Murat. Biliyorum. Benim de yaşım var. Hastalıklarım var. Vermem gereken 1000 tane tahlil var.
Önce bir cerrah arkadaşıma sorayım, bir fikir alayım. Önce her şeyden önce bir ellerinizi çekin boğazımdan. Karar vereyim, bir düşüneyim. Görmüyor musunuz babaannenizin halini? Önce o bir kendine gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.